Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Eurasia 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarı'ndayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben az önce bir tadım etkinliği yaşadık. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Çok güzeldi. Değişik lezzetler. Türk damak zevkine de uydurmak gerekiyor ama güzel lezzetler. Çok güzel lezzetler. Beğendiniz, evet, çok güzel. Başarılı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Az önce çok kıymetli bir balık tadım etkinliği yaşadık. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi harikaydı. Somon ve levrek çok güzeldi. Şimdi sütle levreği deneyeceğiz. Ustamızın eline sağlık. Harika bir lezzetti. Peki bu lezzetin Türkiye'de rekabet koşullarını zorlayacağını ve yurt dışına aşabileceğini düşünebiliyor musun? Kesinlikle düşünüyorum. Hatta ne şekilde elde edebileceğimizi sorduk. Yani evlerimizde pişirebilir miyiz? Tariflerini aldık. Kesinlikle yurt dışına açılmalı. Su ürünleri sektörü olarak güzel bir ürün geliştirmişler. Bugün çok güzel bir tadım etkinliği yaşandı fuarımızda. Neler hissediyorsunuz? Ege Üniversitesi'den geldim. Öğretim üyesiyim. Balıkla haşır neşiriz. Su ürünleri fakültesinden geliyorum. Omega 3 diyoruz, balık diyoruz. Hep böyle söylüyoruz, konuşuyoruz ama balığı az tüketiyoruz. Yani haftada bir, ayda iki az tüketiyoruz. Şimdi burada 4-5 çeşit balık ürünleri. Soğuk somon, sıcak levrek. Bunlar yapılmış. Şimdi gelecekte benim söyleyeceğim şey şu. Yetiştiriciliği yapılan ürünlerin miktarı ve bunların satışı arttığı zaman aşıkla ilgili çok muazzam bir bu su ürünlerinde destek olacak. Dünya aşıkını ve Türkiye'deki genelde aşıkları korumak için, kontrol etmek için ve gidermek için müthiş bir ürün bunlar. Çünkü doğadaki balıklar hem yem bulamıyor, hem kirlilikle mücadele ediyor, hem aşırı avcılık var. Fakat yetiştirici yapılan tesislerde böyle bir kirlilik yok. Onlarla ilgili bir avcılık yok. Onlar güzel güzel büyüyorlar. Mikroplastik yemleri, vesaire şeyler. Mikroplastik yok. Yemlerinde her türlü vitaminleri var, şu su var, bu su var. Stressiz büyüyorlar. Bol miktarda üretiyoruz. Dünya ikincisi şu anda bu sektörde. Biz de bu sektörün buradaki ayağına, İzmir'e, fuara geldik. Çok güzel, hoş geldiniz. Daha önceki fuarlara göre daha ufak bir fuar fakat yabancı temsilciler çok fazla. Daha fazla. Onun dışında sorunuz varsa alabiliriz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Fakültesi'nde çalışıyorum ama ben Fen Fakültesi mezunuyum. İsim soyisim. Levent Yurga, 89 mezunuyum. Daha sonra fakülte olunca Su Ürünleri Fakültesi'ne geçtim. Kendim hidrobiyoloğum. Marmara Denizi'ndeki bu deniz salyasıyla ilgili çalıştım. Müslaj yanlış bir terim bu arada. Öyle. Deniz salyası. Onu da konuşalım. Çünkü deniz salyasının içindeki yapışkan unsur müslaj. Deniz salyası yani meydana getirdi. Müslaj değildi. İçinde plankton var, zooplankton var, ölü bir sürü balık yumurtası, şu bu, her şey var. Bunun hepsine müslaj değil, deniz salyası diyoruz. Deniz salyası. Deniz salyasının içinde küçük yapışkan bir kısım var. Onu oluşturuyor, bir ara tutuyor. Ona müslaj. Karada çünkü bitkiler müslaj sentezliyor. Tohumlar çimlensin diye, ultraviyole ışından korunsun diye dışında müslaj var. Yani karada da var müslaj. Ama denizdeki bu karşılığı tam olarak deniz salyası. Yani müslaj ve deniz salyası aynı şey değildir diyorsunuz. Deniz salyasının içindeki yapışkan kısım müslaj, doğru, ama deniz salyası bambaşka bir şey. İçinde ölü canlı birçok canlı var. Hani içinde karada rüzgarlarda taşınmış polenler bile var. Bu şekilde deniz salyası. Deniz salyası ile ilgili yurt dışındaki İtalyanların başına geldi 1990'lı yıllarda ilk. Yaklaşık 10 yıl boyunca onlar çok uğraştı, müslaj nedir, nasıl oluşuyor, nasıl şey yaparız. Temizlemek için midye çiftlikleri kuralım. Deniz salatalığı dediğimiz deniz hıyarı. Deniz hıyarı. Bunların dipteki miktarını çoğaltalım. Hani denizi süzüyorlar ya bunlar. Evet. Başa çıkamadılar. Daha sonra arıtma testlerini tamamen kapatarak ve biyolojik filtre takarak onlar müslajı, daha doğrusu ben bile yanlış söylüyorum, deniz salyasını engellediler. Şimdi şu anda Marmara'daki deniz salyasının yine engellenmesi için, durdurulması için bütün o bizim ırmaklarımıza akan kirli
sanayi testlerinin atıklarının tamamen sıfırlanması lazım. Hala akıtıyorsa yasak gelmesi lazım. Yani dolayısıyla sıfır atık konusu çok önemli değil mi? Çok önemli. Deniz salyasının bir numaralı sebebi kirlilik. Bunu ortadan kaldıracak olan şey, nasıl deniz salyasının bakteri üretiyorsa, bakterilerin üretilmeyeli olan bir şey, kaldıracak olan deniz salyası parçalayacak olan bakteri. Denize oksijen veriliyor ya, akvaryuma verilir gibi. Bu şekilde değil. Denizin kendisinin oksijenlenmesini sağlamak lazım. Bu da kirliliği azaltarak. Peki bu yıl tekrar deniz salyasıyla karşılaşır mıyız? Veya önümüzdeki yıl? Deniz salyası örneklerini yine vereyim. 1990'lı yıllarda İtalya'da bu görülen ilk raporlanan deniz salyasına baktığımız zaman bir sene gözüküyor, 2-3 sene ortadan yok. Sonra tekrar gözüküyor, 2-3 sene ortadan, bu şekilde. Ama risk yine kapıda. Risk yine kapıda. Onlar 10-12 sene sonra tamamen silmişler bu testleri kapatarak. Şimdi bizde bu geçtiğimiz sene deniz salyası pek ortada yok. Şimdi şu anda 2022 Kasım ayı itibariyle Marmara'da dalan bir sürü İstanbul Üniversitesi'nden hocalarımız var. Deniz dibine bakıyorlar. Deniz salyasının ilk aşaması olan primer deniz salyası, beyaz sümüksü. Böyle kavanoza aldığınız zaman hemen kayboluyor. Yani böyle toplayamıyorsun. Böyle bir primer safhası var denizin dibinde. Beyaz renkte. O aşamada şu anda. O aşama yüzeye çıkıp deniz salyası oluşturur mu oluşturmaz mı? Tamamen oradaki o kirliliklerle ilgili bir durum. Ben geçtiğimiz sene olmadığı için bu sene olabilir diyorum. Olmayabilirdi. Ama bir iki sene hiç olmazsa, ama 3-4 sene kesin olacak. Çünkü niye olacak? Marmara'da kirlilik azalmadı. O yüzden. Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Sağ olun. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Balık yiyin diyoruz özellikle. Balık bol bol balık, evet, yiyelim. Aynen öyle. Balık yiyin mesajı geldi. Gayet güzel. Efendim merhabalar. Merhaba. Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Neler hissettiniz, neler düşünüyorsunuz tadından sonra? Zaten söylenecek olan her şeyi söyledi hocamız. Çok lezzetli. Ben de balık yenilmesi, tüketilmesi taraftarıyım aynı şekilde. Sağlık için balık yiyin diyoruz. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhabalar efendim. Merhabalar. Balık yiyelim diyoruz. Çok balık lezzetliydi. Yiyelim. Balık yemediğimiz için biraz hani bazı şeyler geride mi kalıyor diyelim. Burayı kesebilirim belki. Biz çok şanslıyız coğrafya olarak. Üç tarafı denizlerle çevriliyiz. Yetişirlik konusunda bayağı ilerlemişiz. Sadece bazı alışkanlıklarımızı yenilememiz yeniden lazım. Yeniden gözden geçirmemiz lazım. Evet. Değil mi? Yeniden. Reklamını iyi yapıp çocuklarımıza sevdirmemiz gerekiyor. Tadım etkinliği o açıdan güzeldi. Yani balığı nasıl daha farklı yedirip biliyorsunuz bir işlendiğinde bir dardanel hayatımıza girdi. Bir sürü şey değişti. Aynen öyle. Konserve balık konusunu mesela insanlar şey yapmaya başladılar. Efendim afiyetler olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok zevk aldım yerken. Başarılı değil mi? Evet, çok güzeldi. Yani insanlarımız acaba balığı çok tatmadığı için veya farklı farklı tatları keşfetmedikleri için mi çok balığa bu kadar mesafeli duruyorlar? O kültür bizde bence oturmadı. Bizim jenerasyonumuz ve bizden önceki jenerasyonlar için, ama belki çocuklarımız için hala geç değil. En azından su ürünlerinde sadece balık olmadığını bilebilirler. Aynen öyle. Denizdeki bütün canlıların çoğunun yenebileceğini en azından. Evet, öğrenebilirler. Onlar için geç değil yani. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Afiyetler olsun tekrar.